Değerli izleyiciler merhaba, ben Deniz Kudretay Yıldır. Bugünkü video eğitim çalışmamızda temel forex eğitimine ilişkin eğitim serimizin ikinci bölümünü sizlere aktaracağım. İlk bölümde hatırlarsak forex piyasası nedir, dünya piyasasında ve Türkiye'de forex'in konumu nedir ve mevcut süreçte nelere dikkat edilmelidir gibi bazı bilgiler paylaşmıştık. Forex piyasasını yeni başlayanlar için çok basit, temelde dikkat edilmesi gereken bilgilerdi. Başlangıç aşamasında önemli bir giriş eğitim çalışmasıydı. Şimdi tabii ki bu bölümde birazcık daha level'ı arttırıyoruz. Biraz da Forex piyasası içerisindeki kavramlardan bahsedeceğiz. Ve bu kavramlarla alakalı teknik detayları tamamladıktan sonra da artık birazcık daha işin kazanç noktasına geçebileceğiz. Ama bunun öncesinde bu kavramları bilmekte fayda var. 30'a 40'a yakın bazı kavramlar var. Teknik anlamda bilinmesi gereken bazı detaylandırmalar var. Bu çalışma içerisinde de bu kavramlar üzerinde duracağız. Tabii ki Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Daha önce bu tarz kavramları duymuş olabilirsiniz. Burada benim özellikle izah etmek istediğim husus başlangıç aşamasında piyasa bilgisi oluşturmak isteyenlere yöneliktir. Bu forex piyasasında işlem yapanlara bu konuda bilgi sahibi olanlar için değildir. Burada lütfen bu açıdan bakmakta fayda var. Herkese hitap edecek bir çalışma yapmaya özen gösteriyoruz. Tabii ki piyasa bilgisine sahip olanlara da yönelik çalışmalar gelecektir. Örnek veriyorum. Bu eğitim sonrasında 3. bölümde Forex piyasasına ilişkin kazançlı kazanç gerçekleştirebilir miyiz şeklinde bir soru sorup 3. bölümde de bunu paylaşacağız. Orada herkes tabii ki dahil olabilir. Tabii ki bu dediğim gibi Google'da bu kavramları search ederek de çok basit bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ben bütün kavramları tek bir çatı altında toplayıp bunları size kısa zaman içerisinde paylaşmak istediğim için bu sebeple de bugünkü video bölümümüzde bu kavramlar üzerinde kısa kısa duracağız. Tabii ki uygulamalarda yapacağız. Bu konuyla alakalı da bilgi eksikliğinizi tamamlamış olacaksınız. İlk etapta parite, emtia, borsa indeksi, hisse senedi ve tahvil bonu ile alakalı bilgilendirme gerçekleştirmek istiyorum. Forex piyasasının en avantajlı olduğu konulardan birisidir. Yüzlerce ürünü tek bir platform içerisinde barındıran, her yatırım aracına işlem yapmaya özgürlüğü sunan bir sistemden bahsediyoruz. Burada parite dediğimiz aslında temel kavram para birimlerinin birbirleriyle kıyaslanmasıyla oluşan bir e, matematiksel kavram. Euro dolar paritesi. Yani euro para birimi bölü dolar Amerikan doları para biriminin bölünmesi ya da dolar Türk lirası Amerikan doları bölü Türk lirası gibi düşünmekten yani parite dediğim şey aslında para birimlerinin birbiriyle oranlanması ve karşımıza çıkan fiyatlarda işlem gerçekleştirebilmemiz. Emtia dediğimiz şey aslında emtia eşittir mal demektir. Burada mal olarak vurguladığımız hususlar işte altın emtia ürünüdür, gümüş emtia ürünüdür ya da emtianın genel bir tanım olarak da içinde enerji fiyatları olsun, tarım ürünleri olsun hepsini barındıran bir eee kavram kategorisi içerisinde yer alır. Borsa endeksi dediğimiz şey ülke borsalarını dikkate almamıza katkı sağlayan finansal varlıklardır. Yani S&P 500 endeksi, Dow Jones endeksi, Nasdaq endeksi ya da Nikkei endeksi, Şangay Kompozit gibi borsaları ilgilendiren endeksler. Tabii ki Borsa İstanbul 30 ve Borsa İstanbul 100 endeksleri de bu Borsa endeksi kategorisi içerisine yer almaktadır ama bizim yurt içi e, endeks fiyatlamalar mevcut forex piyasası içerisinde yer almamaktadır. Hisse senedi ya da pay senedi aslında çok basit olarak bildiğimiz bir konu. Yani e, Apple, Facebook, Twitter gibi Google gibi ürünlerin yani şirketlerin hisse fiyatının Forex piyasası içerisinde entegre edilmiş halidir. Tabi burada bir ayrım söz konusu. Hisse senedi almıyorsunuz. Hisse senedi fiyatına göre işlem gerçekleştiriyorsunuz. Yani yurt içinde herhangi bir e, bankada hisse senedi hesabı açarak gerçekleştirdiğiniz işlem. Türkiye'de örnek veriyorum. Diyelim ki bir Aselsan hissesi ya da bir Akbank hissesini aldığınız zaman o hisseye sahip oluyorsunuz. Forex piyasasında ilgili hissenin fiyatında işlem gerçekleştiriyorsunuz. Yani hisseyi satın almakla hisse fiyatını satın almak arasında önemli farklar vardır. Bu ayrımı çok dikkatle takip etmeniz önem arz ediyor. Son olarak da tahvil bono. Tahvil bono tarafında da işte vadesi 12 ayın altındaki olan ürünlere bono, vadesi 12 ayın üzerindeki ürünlere tahvil seçeneği sunulur ve MetaTrader platformu içerisinde yani Forex piyasası içerisinde aracı kurumu eğer size izin veriyorsa tahvil bono dağında fiyatıyla işlem gerçekleştirebilirsiniz. Yani Forex piyasasında yüzlerce üründe özgür bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Bu işlemleri yapacağınız ürünlerin kategorisi olmuş hali de parite, emtia, borsa endeksi, hisse senedi ve tahvil bono olarak izah edilebilir. Kavramlarımıza devam edelim. Lot Pip, kotasyon, kaldıraç, marjin, serbest marjin, bakiye, varlık, marjin call, stop out, Bunlar da aslında kafa karıştıran teknik kavramlardır ama basit basit açıklamalarla bu kavramlar üzerinden de geçiyor olacağız. Kaldıraç Forex piyasası için en önemli avantaj dediğimiz şey. Ne demek? Çünkü sermayenizin belirli oran katı kadar işlem yapabilme özgürlüğü sunan bir piyasadan bahsediyoruz. Tabii ki Türkiye'de 1'e 10, ama global tarafta 1'e 30 var, 1'e 100 var, 1'e 500'e kadar kaldıraç oranları var. Yani 10.000 dolarlık bir hesabınızda otomatik olarak 1'e 10 kaldıraçla 100.000 dolarlık işlem yapabilme olanağını tanıyan bir e, süreç. Tabii ki avantaj ama doğru kullanılmadığı zaman da o kaldıraç avantajı size dez avantaj olarak da geri dönmektedir. Bunun için de kaldıraç faktörünü kaldıraçlı alım-satım piyasalarında çok dikkatli olmak gerekiyor. Peki kaldıraç oranı nasıl hesaplanır? Finansal varlığın o anki fiyatı çarpı ne kadarlık bir işlem açacağın bölü marjindir. Peki şimdi burada kaldıraç oranı dediğimiz zaman finansal varlık fiyatı çarpı miktar bölü marjin. Bunlara da gitmek lazım. Bunların da cevaplarını vermek lazım ki otomatik olarak mevcut süreçteki eksikliklerimizi tamamlayalım. Tabi bunun öncesinde hemen ben bir tık daha ileriye gidip farklı bir konudan ondan sonra öteki formül içerisindeki konulara geçmek istiyorum. Burada ilk vurgulamak istediğim şey pip. Çünkü biraz sonra fiyat ve miktar dedikten sonra ister istemez o kazanç örneklerinde pip vurgusuna da bahsetmem gerekecek. O yüzden de en baştan pip konusunu vurgulamak istiyorum. Bir işlem var. Yani işleminiz var. Herhangi bir finansal ürünle alakalı alım ya da satım kararı vermişsiniz. Ve buna göre gerçekleştirdiğiniz fiyat piyasadaki o anki fiyat arasındaki farka bakıyoruz. Oradaki fiyat adımlarını aslında bir pip olarak vurguluyoruz. Örnek veriyorum euro dolarda 1.10 seviyesinden alım işlemi gerçekleştirdiğinizde euro paritesi bakın euro bölü dolar 1.0999 seviyesine düştüğü zaman bir adım geriye düştü deriz. Yani bir pip geriledi vurgusunu yaparız. Peki bir pip ne kadarlık bir kazanç ya da kayıp? İşte bu eşittir lot. Ne kadar lot işlem girdiniz ya da miktar. Yani örnek veriyorum pazara gittiniz domates alacaksınız. Ne diyoruz bana domates ver dediğinizde yeterli olmuyor. Ne diyorsunuz bana bir kilo domates ver diyorsunuz. Burada da euro dolardan bir ondan işlem yapacaksınız. Ne kadar miktarda işlem yapacaksınız? İşte bu sorunun cevabı eşittir. Lot eşittir miktardır. Bu sebeple de lot ve pip kavramlarını bitirdikten sonra artık marjin bölümüne geçebiliriz. Bu arada bir lotun uluslararası piyasalarda 100 bin doları temsil ettiğini, mini ve mikro lot adı altında hesapların açılabildiğini, çünkü burada sermaye uygun ya da sermayeye göre e, işlemler gerçekleştirildiği için burada herkes bir lotluk işlem açamayabiliyor. Burada mini ve mikro lot uygulaması gerçekleştirilerek de otomatik olarak sizin sermaye bütçenize uygun bir görüntü oluşturulabiliyor. Yani Türkiye'de evet 50 bin Türk lirası başlangıç sermayesi ama global anlamda herhangi bir teminat zorunluluğu, başlangıç sermayesi zorunluluğu yok. O yüzden de otomatik olarak 50 dolarla da işlem yapabilirsiniz. 1 milyon dolarla da hesap açabilirsiniz. Buna bu açıdan bakmakta fayda var. Ben sadece bunu Türkiye'ye ilişkin değil, global taraftaki görüntüyü hepsini barındıran bir şekilde aktarmak istiyorum. Ve tabi işlem açarken özellikle çok fazla karşılaşılan sıkıntılardan birisi de kotasyondur. Kotasyon aslında senin Anlaştığın yani çalıştığın aracı kurumun gün içerisindeki alım satım için belirlediği fiyat seviyelerine vermiş olduğu teorik kavramdır ve özellikle kotasyon kote hatası dediğimiz hususta burada aracı kurumun sana işlem seviyesi verememesi yani sen işlem yapmak istiyorsun ama aracı kurum o anda sana o seviyeyi fiyatı veremiyor işte burada kotasyon hatası yani fiyat seviyesini sana verememesi demektir bu da ayrı bir tabii ki konu olarak karşımıza çıkmaktadır ne demiştik kaldıraçla alakalı formülizasyon ve orada bazı teorik kavramlar vardı. Bunları da sizlere kabatasak paylaşacağız. Şimdi ama burada marjin kavramını, miktar kavramını, kaldıraç oranını bunların hepsini yavaş yavaş uygulamalı olarak da göreceksiniz. İlk etapta marjin. Marjin dediğimiz şey aslında bir pozisyon açmak için gerekli miktar. Bakkala gitti, pardon, pazara gittiğin zaman bir kilo domates almak için ödemen gereken tutar. Yani asıl Türkçesi bu. Marjin hesaplamalarında da tabii ki finansal varlık olarak yüzlerce ürün olduğu için her varlığın kendine ilişkin bir teminatı, bir miktarı var. Yani 1 kilo domatesle de 1 kilo işte elma aldığın zaman aynı parayı ödemiyorsun. Bunun hesaplanması da finansal varlık fiyatı çarpı miktar bölü kaldıraç oranı olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada da yine miktar karşımıza çıkıyor. Yani lot olarak karşımıza çıkıyor. Finansal varlık fiyatı çıkıyor. Kaldıraç oranı. Burada zaten bir önceki slaytta da kaldıraç oranı eşittir. Finansal varlık fiyatı çarp miktar bölü marjin demiştik. Aslında aynı kapıya çıkıyor. Serbest marjin dediğimiz hususta aslında bizim sermayemizden e, girmiş olduğumuz işlemdeki teminat tutarımızı çıkardığımız zaman kalan orandır ve burada çok önemlidir. Neden? Çünkü biraz sonra margin call ve stop out'a geçeceğiz. Neden önemli olduğunu göreceksiniz. Bakiye dediğimiz şey de zaten mevcut sermayemiz. Bunun neticesinde girmiş olduğumuz pozisyonlar pozisyonlardan sonucunu elde etmiş olduğumuz kar ya da zarardan sonra oluşan son durum. Yani bakiyemiz nedir? margin call ve stop out dediğimiz kavramlar aslında işin risk yönetimidir. Neden? Çünkü margin call dediğimiz şey hesapta bulunması gereken minimum miktarın altına indiği zaman haber veren bir sistemdir. Biz genellikle buna Türkiye'de %50 deriz, stop out da %20 deriz. Peki %50 ve %20 nedir? Margin call dediğimiz şey %50 dediğimiz olan aslında teminat ve teminat çağrısı oranıyla hesaplanan bir metottur. Stop Out da aynı şekilde %20'sine gelmesi durumunda. Yani sizin bir işleminiz var ve bu işlemde aslında mevcut teminatın %20'sine kadar geldiğinizde, stop out %50'sine kadar geldiğinizde margin call uyarısı verilmektedir. Tabi bunu şimdi bu şekilde söylemek kolay değil. Yani tam kafada oturmaya olabilir ama uygulamaya geçtiğimiz zaman bütün kafadaki soru işareti ortadan gitmiş olacaktır. Bir örnek hesap büyüklüğüm benim 50 bin dolar alım işlemi gerçekleştiriyorum. Euro dolar paritesinde gerçekleştiriyorum. 1.10 seviyesinde ben pozisyonumu açacağım ve bu pozisyon neticesinde de otomatik olarak bir lotluk bir pozisyon açıyorum ve bu bir lotluk pozisyon açtığım zaman da bir 10 kaldıraç Türkiye'den bahsedelim. Bir de 10 kaldıraçta işte bunu gerçekleştiriyoruz ve e, bir pip için bir lotlu pozisyonu açtığımız zaman ortalama 10 dolarlık kazanç ya da kayıp elde ediyoruz. Buna da bu şekilde bir örnek e, verdik ve bunun devamına getireceğiz. Yani bütün senaryoları burada size aktarıyor olacağım. Şimdi ne demiştik marjin pazara gittiğimiz zaman 1 kilo domates için ödemem gereken teminat yani para finansal varlık fiyatı çarpı miktar bölü kaldıraç oranı finansal varlığımız seviyesi neydi 1.10 miktarımız 1 lottu 1 lot dediğim şey 100.000 dolardı kaldıraç oranı da 10'du yani benim 50.000 dolarlık hesabımda 1 lotluk 1 euro dolar alım işlemi ya da satım işlemi açtığımda teminatım en az bulundurmam gereken rakam 10.000 dolar. Yani ben 10.000 dolarlık işlem açmış olurum. Peki serbest marjinim ne? 40.000 dolar. Yani ben bir lottan tam 5 tane euro dolar paritesi açabilirim demek. Benim sermayem bu. Ya, tabii ki açamıyoruz. Çünkü en ufak bir zararda stop out durumu söz konusu oluyor. Onu da şimdi zaten geleceğiz. Yani 50.000 doların 50.000 dolarıyla işlemi açmak intihar etmekle eş diyerdir. Çünkü hani çok ani bir zararda sermayeni eritmen kaçınılmaz olacaktır. Neden? Şimdi margin call ve stop out dediğimiz şey margin call tehlike çanının çaldığıdır. Stop out da paranın biteceğine ilişkin önemli bir sinyaldir. Neden? Şimdi %50 dedik değil mi? Margin call dediğimiz zaman teminat çağrısı yani oranı %50'dir. 10 bin dolarlık işlemde 5.000 dolarlık bir zarar elde ettiğin zaman, yani pozisyonunu kapatmayıp ısrarla inatçılıkla devam ettirdiğin zaman 5.000 dolar zarara geldiği zaman mevcut işleminde kırmızı bir ekran gözükür. Yani işlemin kırmızı renge bürünür. Ve bu seni uyarır. Bak, çok ciddi zarardasın. İşleminin neredeyse yarısı kadar zarardasın. Eğer pozisyonunu e, sermayeni büyütmezsen ya da pozisyondan vazgeçmezsen bunun devamı sermayeni kaybetmek olacaktır. Bu seni önceden bir uyaran sistemdir. Tabi işlemi, e, işlemi değiştirmezseniz ya da sermayenize sermaye eklemezseniz o sıkıntı devam edecektir. Bu ne demek? Ben euro dolarda 1.10'dan alım işlemi açtım. Euro dolar paritesi düşüyor. Yani 1.05'e düştüğü an bu marjin kolu alıyorsun demektir. Stop out dediğimiz zaman da tamamıyla %20'sine gelmesi durumu. Yani 10.000 dolarlık işlemin 8.000 dolarlık zarar elde etmesi. Yani euro doların 1.02'ye gelmesi koşulu. Şimdi diyeceksin hocam 1.10'dan açtığım pozisyon 1.05'e kaç yılda gelir diyebilirsiniz. Ama bu işin teorik anlamda eğitimi olduğu için bir kişi 1.10'dan açtığı pozisyonda bir lotta beklerse Okey. Ama 1.05'e gelene kadar sürekli alacağı için psikolojik olarak zaten otomatik olarak bu stop out'a çok yakın zamanda ulaşmış olacak. Bu işin tamamıyla teorik anlamda bilinmesi gereken husus. Yani margin call neden önemli? Margin call sermayeni kaybetme tehlikesi öncesindeki son görüntü. Hani otobana girmeden önce bir tabela vardır köprüden önceki son çıkış diye. Tamamıyla stop out budur. Ve stop out mevcut işleminin mevcut yüzde %80 zarara geldikten sonra pozisyon otomatik olarak kendisi kapanır zaten. Ve kalan tutarla tekrar işleme başlamaya çalışırsın. Yani ama 10 bin dolarlık bir işlem açtığın zaman 8 bin dolar kayıp elde etmiş olacaksın. Bu sebeple de ne yapmamız lazım? Aslında risk yönetimimizi doğru bir şekilde gerçekleştirmek. Bırakın stop out'u margin kola bile gelmeden pozisyonumuz eğer zarardaysa çoktan elden çıkartmamız gerekiyor. Bu da iyi bir risk yönetimiyle olur. Risk yönetimi derslerimiz ayrıca zaten mevcut. Burada onu bakabilirsiniz. Bu bilgileri paylaştıktan sonra kavramsal açıklamalarımıza devam ediyoruz. Ve diğer bölümleri sizlere aktaracağım. Bu bölümlerde de zaten belirli bilgilendirmelerden sonra video serimiz burada sona ermiş olacak. Scalping dediğimiz şey aslında küçük küçük karlar elde etmek, çok sık işlem gerçekleştirmek. Yani saniyeler içerisinde pozisyonları gerçekleştirip işlemi kapatmak. Scalping dediğimiz şey bu ve bu aslında e, zamanla yarışan bir süreç olduğu için çok ciddi bir risk barındırır. Yani düşünün bir dakika içerisinde belki 5 tane pozisyon açtığınızı varsayın ve anında kapatıyorsunuz. Bu ne demek? E, küçük küçük yerlerle genel bir strateji oluşturmak ve buna göre kazanç elde edebilmek. Çok zor. Otomasyonla yapılması gereken bir şey. Manuel olarak yapılması çok zordur. Stresi çok ayrı bir şeydir. Bu sebeple de bu tür bir e, strateji oluşturmak gerçekten sağlam bir e, psikoloji ve profesyonellikle mümkündür ve otomatize olan bir sistemle mümkündür. E, bunu manuel ve amatör şekilde yapmak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Forex piyasasını bilinmesi gereken bir diğer kavram hedge'dir. Hedge dediğimiz çok basit bir mantalite ile bir pozisyon açıyorsun. Yani biraz önce Eurodolar'da bir ondan aldığımızı varsayın. Eurodolar 1.08'e düştü mesela. Sen ne yapıyorsun? Buradan satış yaptığın zaman yukarıda alışım var, aşağıda satışın var. Aynı miktarda işlem gerçekleştirdiğin zaman ne yaptın? Zararını sabitlemiş olsun. Bundan sonra euro dolar 1.15'e de düş, yükselse, 1.02'ye de düşse zarar değişmeyecek. Sen ne yaptın? Yukarıda aldın, aşağıda sattın. Arada bu mevcut görüntü kaldı. Tabi hedge yapmak da doğru bir doğru bir stratejiyle mümkün olabilmesi lazım. Bizde Türkiye'de maalesef hedge kavramı çok yanlış anlaşılıyor. Biraz önce bahsettiğim gibi insanlar hedge yaptığı için doğru bir noktayı elde edemiyor. Aslında olması gereken şu ben bir onlardan aldımış olduğum e, alım pozisyonda diyelim ki euro dolar 1.15'e çıktı. Buradan acaba döner mi diye düşünürken ben hani orada kararsız kaldım ben ne yaptım? Bir satış açtım. Aslında aşağı düşerse satıştan kazanacağım yukarı çıkarsa alıştan kazanacağım hem satışı kapatacağım bunun göre bir strateji planımı gerekiyor yani hecanasında böyle bir mantelte olması lazım ama bizim Türkiye'de maalesef işler biraz da ters çalışıyor. Forex piyasasında bilinmesi gereken bazı kavramlardan birisi de rolloverdır Özellikle vadeli kontratlarda bu çok karşımıza çıkar Eğer Viop ürünlerinde işlem yaptıysanız vade sonunda, o pozisyon kapanır, yeni vade açılır. Anforex piyasasında bazı varlıklarda bu şekilde pozisyonunu devam ettiren kurumlar da var. Her kurum bunu yapmıyor ama bazı kurumlar burada pozisyonu devam ettirtebiliyor. İşte bu vadeli kontratlarda işlemlerin sonlandırılmaması pozisyonun devam ettirilmesi hususuna rollover adı verilmekte. Örnek veriyorum petrol fiyatlarıyla alakalı vade bitimi sonrasında mevcut pozisyonu kapatmak durumunda kalıyorsun. Bu aslında büyük bir sıkıntı. Eğer pozisyonunda uzun vadeli beklenti içerisindeysen o pozisyon kapanmaması gerekiyor. İşte bunu sağlayan aracı kurumlar sizin buradaki pozisyon bekleme hususunuzda size katkı sağlayabiliyor. Ve bu husus gerçekten önem arz ediyor. Swap dediğimiz şeyde aslında pozisyonunuzu bir sonraki güne taşıdığınızda karşılaştığınız faiz bedeli. Burada artı swap da olabiliyor. Yani kazançlı olduğunuz durumda söz konusu oluyor. Zararlı faiz aldığınız durumda söz konusu olabiliyor. Yani baktığınız zaman MetaTrader platformumuz yani işlem açtığınız platformumuzun Alt bölümde swap tarafında artı ya da eksi bir görüntü oluşturulabiliyor. Hatta çarşamba günü hafta sonu da piyasa kapalı olduğu için 3 katı swap alınabiliyor. Pazartesi günü, salı günü, perşembe ve cuma günleri normal. Çarşamba günleri 3 günlük bir swap alınma söz konusu olabiliyor. Tabi dediğim gibi buradaki alınan rakamlar çok... E Tabii ki küçük rakamlar lot miktarına göre bu rakamlar değişiyor. Bazı zamanlarda artı bazı zamanlarda eksi bu ülkelerin faiz oranları arasındaki o kıyaslamayla karşılaştırılan bir husustur. Bunlar önem arz ediyor. Swap da aslında temel anlamda bilinmesi gereken kavramlardan birisi. Bir diğer bilinmesi gereken önemli konulardan birisi gap ya da boşluk dediğimiz şey aslında fiyatlar arasındaki boşlukları temsil ediyor. Genellikle çok sert bir fiyatlama değişimlerinde ya da piyasaların kapalı yeni açılacağı zamanlarda mumlar arasında fiyatlar arasında bir ...boşluk oluşur. İşte bu boşluklara gap diyoruz ve bu boşluklardan da yararlanılan stratejiler var. Ya da e, bu boşluklar sebebiyle işlem gerçekleştirememe ya da işlemlerinde e, zarar durdur ve kar al gibi rakamları görememe gibi durumlar söz konusu olabiliyor. E, çünkü e, finansal piyasalarda hareketlilik devam ediyor haber akışları devam edebiliyor ya da hafta sonu herhangi bir haberlerle piyasalar yeni açılışta değişik bir görüntü oluşturabiliyor. Bu sebeple de bu boşluklara dikkat etmekte fayda görüyorum. Diğer kategori bölümümüzde hemen birazcık daha rakamsal anlamda dikkate alacağım risk yönetimi için önemli olan iki kavram var. Stop loss ve take profit. Bu aslında girmiş olduğumuz işlemden elde edeceğimiz zarar ve Kazancı gösteren kavramlardır. Stop loss zarar durdurucu. Take profit kar al olarak karşımıza çıkmaktadır. Ee, takip eden zarar durdurucu diye bir teorik kavram vardır. Bu da işlemden optimal bir kazanç elde etmeye çalışır. Neden? Örnek veriyorum ben bir işlem açtım. Euro dolarda 1.10'dan işlem açtım. Ben pozisyonumu sürekli olarak devam ettirmek istiyorum. Yani 1.11'e hedef yazmak yerine hedefim yok ucu açık. Ama olur da bir geri çekilme olursa belirlediğim e, stop kadar e, kendisini garanti altına almak isteyen ve sürekli e, hareketime dayalı seyirin izlenmesi gereken bir süreç. Yani çok daha fazla maksimize bir kâr elde etmeye çalışıyor ama olur da bir geri dönüş gerçekleştirirse belirlediğim oran kadar geri çekilirse pozisyonu çıksın ve kârımı alayım yani trade trend takibi şeklinde bir strateji oluşturulabiliyor. Bu da aslında forex piyasasını uzun vadeli işlemler açısından önem arz ediyor. Bir diğer bilinmesi de gereken kavramlar expert advisor ve algoritmik trading ya da algoritmik trade dediğimiz hususlar aslında finansal piyasalarda yer alan varlıklarla alakalı anlık fiyatlama davranışlarında belirli algoritmalarla, belirli yazılımlarla, programlarla oluşturulan işin e, otomatik olarak alım satıma dönüşmesini ya da e, yönü görmemize ya da işlem stratejisi oluşturmamıza imkan sağlayan bütün süreç aslında bizim için bir expert advisor ve algoritmik trade anlamında yer alıyor. Çünkü e, finansal piyasalarda işlem gerçekleştirmek isterken özellikle e, algoritmalarla robot yazılımlarla e, milisaniyeler içerisinde pozisyon gerçekleştirilen bir e, sisteme dönülme görüntüsüne. Zaten global tarafta bu çok net bir şekilde görülebiliyor. Tarım dışı istihdam gibi kritik verilerle anlık saniyelerde bu hareketlerin neden olduğunu çok net görebiliyoruz. İşte bu tür otomatik alım satım yapmamıza katkı sağlayan stratejiler ya da buna ilişkin yazılan algoritmalar işin bir başka boyutu yani işi manuelden artık robotik sistemlere dönüşmesine imkan sağlayan bir görüntü. Bu sebeple de bu hususlar gerçekten çok önemli olacaktır. Son olarak da artık bu sistemi entegre edilen bölüme geliyor. MetaTrader 4.5, WebTrader, MobileTrader, TabletTrader. Birinci bölümümüzde ne demiştik? Yatırımın teknolojideki son noktası demiştik. İnternetin olduğu her ortamda istediğimiz bu platformlarda işlem gerçekleştirmeye olanak tanıyan bir husus. Eğer grafiklerle çok fazla aşırı neşirseniz, işte MetaTrader 4-5 gibi uygulamalarda, eğer bu işi sadece telefonla yapmak istiyorsanız mobilde, tablette ya da WebTrader gibi bölümlerde çok daha basit bir şekilde görün işlemlerinizi kontrol edebilir, yeni pozisyonlar açabilirsiniz. Eğer işin analiz bölümünde çok daha ayrıntılı yer almak istiyorsanız, tabii ki MetaTrader 4-5 gibi uygulamalarda yer alabilirsiniz genel çerçevede Forex piyasasına ilişkin bilinmesi gereken temel kavramları da bu şekilde sizlere aktarmış olduk. Yine söylüyorum bu tamamıyla piyasaya yeni başlayanların bilmesi gereken oradan buradan şuradan değil de tek bir video içerisinde bütün kavramların sonuçlarına ulaşması gereken bir video çalışması olarak dikkate alınmalıdır ve bu eğitim çalışmamızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Eğitim serimizin 3. bölümünde de Forex piyasasında nasıl kazanç elde ederim sorusunun cevabını arayacağız. Ve bu sorunun cevabını da hem piyasaya yeni başlayanlar için hem piyasada yer alanlar için yani herkese hitap edecek bir çalışma olacaktır diyorum. Videolarımızı sonuna kadar sabırla izleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.